Şu anda Kezer çayının kenarındayız. İsmail Hocam ve Akın'la beraber. Aşağıdaki Kale Seyfo'nun bulunduğu alana geldik. Mangalımızı yaktık. Bir 8 kilometrelik bir yürüyüşle otogardan buraya 8 kilometrelik bir patika yürüyüşüyle geldik. Güzel bir rotası var. Birazdan yememizi yedikten sonra kalenin bulunduğu alana iniş yapacağız. Evet, kayıtlardan inişe devam ediyoruz. Var mı yol burada? Şuradan inmemiz gerekiyor galiba. Buradan yolu yok ya. İnebilir miyiz burada? Mağara mı? Mağara mı? Abi soldan ineceğiz. Nereden? Soldan. Şu patikaya gidersek tamam. Şu tepeden geldik buraya. Dikkatli ol abi, hiç risk atmayalım istersen ya. Tamam. Ben de kamerayı kapatayım. Evet, geçiş yapıyorlar. Bu kaya çok güzelmiş ama. Ama sadece bir şu aşağıdaki taş tutuyor burayı. O da başımıza devirmiş. Akın Hocam? Merengiç. Merengiç mi? Aynen, bu merengiç. Ya evet. Fıstığın şeyi bu. Fıstığın yabani hali mi? Evet, yabani hali. Aşılanmamış fıstık. Merengiç kahvesi valla bundan yaptım. Öyle mi Akın Hocam? Bu şey oluyor. Abi. Büyüdü mü yeşil oluyor. Evet, Akın Hocam engin bilgileriyle. Cehalet. Bizi bilgilendirdi. Evet. Görüşümüze devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir doğa yürüyüş etkinliği oldu. Şu an 9. kilometreye falan girdik. Yaklaşık olarak Sirt'e dönüşle beraber 18-20 kilometreye falan bulacak. Ama gerçekten güzel bir parkur. Kesinlikle. Evet. Parkur oluşturmak için geldik. Zaten deneyerek, yollara bakarak geldik. Hani bir dahaki toplu etkinliklerde kullanmak için bir parkur çıkardık. Evet, Sirt'teki ikinci merkeze yakın ikinci çıkardığımız doğa yürüyüş parkuru oldu bu. Evet. Şu manzara da çok güzel, şunu çekelim. Evet. Kaleye yaklaştık. Evet, kale burası. Tam tepeye yapmışlar abi ya. Kale. Tam böyle korunaklı bir tepeliğe yapmışlar. O sonuna kadar var mıymış kale? Tabii canım, büyük. Tabii. Komple. Şu alanın hepsi komple kale yani bak. Geniş bir alan. Bizans döneminden kaldığı söyleniyor. Ya da Urartu'ya kadar gidiyor mu bilmiyorum. Hangi dönemden kaldı. Tam bir net bilgi yok ama ya. Adam akıllı bir bilgi yazmamışlar. Bir yazılı kaynaklarda geçmiyor çok. Kalenin tam karşısında kayalıklara kazınmış bir haç var burada. Belki burası bir ibadethane, bu bölge ibadethane olarak kullanılıyor da olabilir. Bu bulunan tepe. Evet, net bir bilgi olmadığı için çok bir açıklama yapamıyorum bu konu hakkında. Evet. Şu karşı taraf üniversitenin olduğu alan. Kezer mevki. Burası da kale. Evet, kalenin bulunduğu alana geldik. İyice yaklaştık kaleye. Kale Seyfo'nun bulunduğu alana geldik.
üstüne doğru çıkalım ya. Şey gibi ya, tüf gibi bildiğim var ya, dokundu mu kırılıyor. Değil mi? Çok sağlam değil mi? Bulunduğu. Kalenin bulunduğu düzlüğe geldik. Burada durum hiç şaşıracağımız gibi değil. Her yer definiciler yüzünden delik deşik olmuş. Evet. Buraya bakalım. Evet. Şimdi kalenin bulunduğu tepeye çıkıyoruz. Defineciler buraya bildiğiniz talan etmiş. Her yerde bir delik var. Evet, buradan gitmiyor yol. Biraz çok dik uçurum. Kalenin en tepesinde definecilerin kazdığı çok derin bir çukur var. Evet, bayağı bir derinleymiş. Burası bayağı güzelmiş ama bak, burası havuz gibi bir şeymiş galiba. Böyle bir... Bak, kapalıymış, beton evet. Yapmışlar. Burası kapalı bir alanmış. Defineciler buraya bayağı bir kazmış. Bayağı bir çukur var. Ve tek sağlam kalan bölgede burası hemen hemen. Yani burada da bir çukur var. Evet, oraya şurası galiba, bakın. Oraya bir deneyeceğim çıkmaya, şuraya. Orada tehlikeli. Bir deneyeyim ya. En zirve noktasına geldik. Burayı da defineciler her yeri olduğu gibi burayı kazmışlar. Yani definecilerden hiçbir şey kalmamış burada. Bütün kaleye zarar vermişler. Bir an önce burası koruma altına alınmalı ya da arkeolojik kazılar, çalışmalar yapılması gerekiyor burada. Sirt'te görebileceğimiz nadir tarihi eserlerden biri. Çok yok zaten değil mi? Bir Mor Yakup Manastırı var. Bir burası var merkeze yakın. Başka bir de Ulu Cami var. 3 tane tarihi yapı var. Zaten piyasa evlerinin çoğu yıkılmış durumda. Hiçbiri korunmamış. Yani burası da daha fazla yok olmadan koruma altına alınmalı ya da doğa yürüyüşü parkuru hazırlanmalı burası için. Mutlaka geç kalmaması lazım. Evet, bu bölgede tünel gibi bir yer var. Şöyle göstereyim. Yarası çıktı. Evet. Evet. Böyle bir alan var. Gene mi? Yapıştı mı gene? Bakalım. Ne var? Evet. Şöyle merdiven dinlen. Falan var burada. Basamakla. Evet. Burayı büyük ihtimal burası sarnıç. Kalenin sarnıcı olabilir burası. Su kapalıyım ya. Evet. Su sarnıcı burası olabilir. Yine her zamanki buraya da kalmışlar. Burada küçük bir kurbağa var. Aynen, kurbağa şeyde var. Yukarıda küçük bir şeyde var. Tamam. Abi dikkat. Sonrasında ahır olarak kullanmış olabilirler burayı. Üstünü kapatıp.
geçelim. Ya kurban mı gidiyor burada ya? Kurban. Evet. Evet. Başka görecek bir şey kalmadı ya. Her yeri gördük. Şuradan bir çekim yapalım. Ne var, mağara mı var? Evet. Buraya yığmışlar. Ağır olarak kullanmışlar ondan sonra ya burayı. Yakın dönemde. Evet. Aa bak, burası basamaklı bir şey galiba. Nasıl? Aa, yılan var orada. Şurada yılan var. Küçüktü. Evet, burası. Yine bir yapı. Her yer delik deşik yani. Taşa baksana be. Garip değil mi? Evet. Tamam, devam edelim. Biraz daha büyük. Diğerlerine oranla. Evet. Burası bir hayli büyük. Şöyle bir çıkışına doğru gidelim. Evet. Yaklaşık olarak 30-20-40 santim falan burası. Şöyle çıkmaya çalışacağım. Evet. Çok güzel bir patikadan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Kale şurada kaldı. Biz şu an Kezer'in o taraflara falan doğru yürüyoruz. Kezer'e çıkacağız. Yol bitti. O yüzden bu dik yamacı tırmanmak zorunda kaldık. Sonra bir yer olsun. Endir. Çıkar mı tırman? Çıkar mı? Evet. Şu köşede. Fatika yol bitti. O yüzden bu dik yamacı tırmanmak zorunda kaldık. Sonra bir yer olsun. Endir. Çıkar mı tırnağım? Çıkar mı? Evet. Şu köşede tırmanışa devam edeceğiz. Şu anda Kezer'in kenarında mağara olan bir yere geldik. Nasıl? Taş mı yapmış gibi ya? Evet, şey çok ilginç değil mi buranın taşı?
Ya çakıl taşları böyle sıkışmış. Sertleşmiş yani, öyle duruyor. Ve dökülüyor. Evet, kezer burası. Devam. Yukarıdaki köyün adı olacak mıydı, yukarıdaki köyün adı? Evet. Nereden gidiyor oraya? Tamam. Şimdi olacak köye doğru yola çıktık. Kezer mevkiinde bir köy orası. Oradan tekrardan çevre yoluna bağlanacağız. Yerinde durmaz. Devam edelim mi? Edelim ya. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Bunlar geçememiş karşıya. Evet, şu anda patika oradan yürüyerek Siirt'e varmaya çalışıyoruz. Evet, burada bir küçük gölet oluşmuş. Şöyle göstereyim. Güzel bir görüntü olmuş ama ya. Değil mi? Evet. Evet. Yaklaşık 15 kilometre yürüyoruz. Olacak köyüne vardığımızda yağmur yağmaya başladı şimdi. Bir 5 kilometre yakın yolumuz kaldı Siirt merkeze. Evet, yorucuydu baya. Patika yolları kullandığımızdan böyle bazı yerlerde yol bulamadık. Kayalardan inmek zorunda kaldık. Kayalara tırmandık. Yorucuydu baya. Değil mi İsmail hocam? İyi, yorulduk ama keyifli oldu. Evet. Zor rotaydı. Evet.